İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Parlamentosu'nun seçimiyle ilgili açıklama. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Duşanbe Aliyev ile kısa bir görüşmede bulundu. Azerbaycan toplumu otokton Ermeni halkına yönelik husumetle zehirlenmiş durumda. Erdoğan Almanya'ya karşı söylediği kötü ifadeler için pişman olacak. Suriye'de bugün İran Yüksek Güvenlik Konseyi İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırganlığına sert cevap vereceği sözünü verdi. Amerika Birleşik Devletleri, İran orada varlığını sürdürene kadar Suriye'de kalacak. Maraş'ta Ermeni evi satışa çıkarıldı. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan parlamento seçimlerinden sizin desteklediğiniz adaylar listesi. 2018'de Batı Ermenistan Parlamentosu Parlamenterler Meclisi seçimlerinden önce seçimlere katılma prosedürü hakkında sizi bilgilendireceğiz. Anketi tercih ettiğiniz dilde takip ederek oy vereceğiniz adayı nasıl destekleyebileceğinizi aşağıdaki linkten öğrenebileceksiniz. Ankette ilk satırda oy vereceğiniz adayın soyadı ve adını yazın. Sonra Batı Ermenistan vatandaşı olmanız için kişisel bilgilerinizi tamamlayın. Böylece istediğiniz onaylanmış olup parlamento seçimlerine katılma hakkına sahip olacaksınız. Sadece bir adayı destekleyebileceğinizi bilin. Aşağıdaki adaylara tıklayarak her adayın biyografisini okuyabilirsiniz. Ermenistan basınından Yergir Medya AYM'in bildirdiğine göre Duşanbe'de devam eden Bağımsız Devletler Topluluğu ülke liderlerinin toplantısı çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile kısa bir görüşmede bulundu. Yayınlanan web sitesindeki videodan Bağımsız Devletler Topluluğu ülke liderleri konseyi oturumuna katılanların nasıl resim çektirdikleri ve sonrasında Paşinyan ile Aliyev'in birlikte yürüdüğü görülmektedir. Azerbaycan toplumu tüm düzeylerde Ermeni olan her şeye yönelik husumetle zehirlenmiş durumda. Bu açıklama Artsakh İnsan Hakları Ombudsmeni'nin hazırladığı Azerbaycan'da Ermeni düşmanlığı raporunun tanıtım etkinliği sırasında raporu hazırlayanlardan biri olan politolog Dr. Anjele Elibegov'dan geldi. Uzman Azerbaycan liderinin Ermenilere ilişkin konuşurken ifadelerinde ayrım gözetmediğini ve kamuoyunda bu tip ifadelerin parlak şekilde kabul gördüğünden kamuoyunca cezalandırılmayacağına emin olduğunu hatırlattı. Devlet başkanının işini ikinci sınıf bürokratlar sürdürmekte, medya ve uzman topluluğu ise tekrar tekrar yayınlamakta. Bu şekilde nefret farklı şekillerde dallanıp budaklanmakta ve farklı halk katmanlarına onların erişebileceği yollarla ulaştırılmaktadır. Uzman, kendi çocuklarına yönelik psikolojik şiddet uygulamaktalar. Azerbaycanlı çocuklara okul tedrisatından başlayarak sıkça dezenformasyon ve çarpıtmalar aracılığıyla Ermenilerden nefret etme öğretilmektedir. Burada herhangi bir şeyi değiştirmeyi düşünmüyorlar bile. Çocuklara nefret bulaşmış durumda ve bunun yansımalarını her gün görmekteyiz. Azerbaycan herhangi bir şeyi değiştirse bile zehirlenmiş dimağların değişmesi için bir iki neslin geçmesi gerekli. Belki 50 yıl sonra olumlu eğilimlere ilişkin konuşmak mümkün olabilir. Ancak şimdi değil, dedi. Uzman açıklamalarına örnek olarak şunları sıraladı. Ermeni soyadı taşıyanların Azerbaycan'a sokulmaması, devlet görevlilerinin safkan olup olmadıklarını kontrol için devlet kurumu oluşturulması önerisi, her olumsuz halin Ermenilerle bağlandırılması vesaire. Chatham House Türkoloğu Fadi Hakura, CNN sitesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı ziyaret sırasında soğuk bir resepsiyona hazırlanmalı diye yazdı. Ona göre olanı geçmişte bırakıp her şeye yeniden başlamak isteyen Erdoğan'ın umutları büyük olasılıkla suya düşecek. Uzman ayrıca bir takım Almanların Erdoğan'ı zamanında önlemler almamak ve 2015'te Suriye'den büyük mülteci akışını durdurmamakla suçlayabilir. Yunan basını Erdoğan'ın 2015 yılında göçmenler krizini çözmede kendisine yardım edilmemesi halinde Avrupa'yı mülteci akınına uğratacağı sözleri hatırlattı. Yazarın görüşüne göre tam da bu nedenle Almanya'nın aşırı sağcı İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'ne yol açıldı ve bu parti 2017'de Bundestag'da yer aldı. Almanya'da yaşayan Türkler de Erdoğan hakkında mutlak bir bakış açısına sahip değil. Bazı gazetecilere göre Erdoğan'ın gelişi ülke çapında bir dizi mitinglerle karşılanmalıdır. Bu arada Türkolog, Alman yetkililerin Erdoğan ile tek taraflı ilişkileri kesmesinin Almanya'nın çıkarına olmadığının farkına varmaları gerektiğini düşünüyor.
Türk olağa göre Almanlar Erdoğan'ın Almanya'ya karşı düşmanca tavrını ve tutuklanan bazı Almanların serbest bırakılmamasını unutamazlar. Erdoğan da 2016 yılında kendisine karşı düzenlenen darbe denemesine, Almanların kayıtsız tutumuna kendince dargın. Türkolog Erdoğan'ın geçen yıl Almanya'ya yönelik tehditlerinin Türkiye'de memnuniyetle karşılandığını yazıyor. Ancak kendi ülkesinin bağımlı olduğu bir ülkeye bu kadar iftira ettiğine göre o bir gün pişman olacak. Tansim Ajansı'nın belirttiğine göre İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri, İsrail terörist gruplara doğrudan yardım ederek ve özellikle Suriye ordusu ile onu destekleyen güçleri vurarak Suriye'deki savaşı daha da derinleştirmeye çalışıyor. Eğer bu politikalarına devam ederlerse onlar buna pişman olacaklardır, dedi. Suriye hükümet güçleri terörist grupları As-Safa bölgesinde çembere aldı. Bundan başka Suriye ordusu teröristleri Ka el-Banat Vadisi'nden attı. Şimdi hükümet Cumhuriyet muhafızlarından üst düzey güçleri Es-Süveyda'ya kaydırdı ve bu bölgedeki terörist gruplara saldırmaya hazırlanıyor. Son 4 yılda Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığındaki Uluslararası Koalisyon Yenilmez Azim Operasyonu çerçevesinde Suriye ve Irak'taki terörist gruplarına karşı 30.008 saldırıda bulundu. Bu saldırılar sonucunda 1114 sivil vatandaş öldü. Fakat koalisyon güçleri raporlarında bu kayıpların kasıtlı eylemlerin sonucu olmadığı, sadece rastlantısal olduğu belirtilmektedir. Suriye İnsan Hakları Koruma Merkezi'nin sadece Suriye'deki kayıpların yaklaşık 3000 olduğunu kaydetmesi dikkat çekicidir. Üst düzey yetkililerin İran'a karşı durmak için Amerikan güçlerinin belirsiz bir süre Suriye'de kalacaklarıyla ilgili son yorumları değerlendiren Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye sorunuyla özel temsilcisi James Jeffrey yaptığı açıklamada ABD İran orada varlığını sürdürene kadar Suriye'de kalacak dedi. O Suriye'deki Amerikan güçlerinin varlığını her şeyden önce İslam Devleti'nin nihai yenilgisi misyonuna bağladı. Donald Trump Suriye'den Amerikan güçlerini çıkartmayı acaba İran'ın güçlerini çıkartmasına bağlıyor mu sorusuna Jeffrey, "Başkan bu ve diğer şartlar yerine getirilinceye kadar Suriye'de kalmamızı istiyor" cevabını verdi. Türkiye Gayrimenkul Satış İlanları sitesinde eski Ermeni evi başlığıyla bir ev satışa çıkarıldı. Evin satış ilanında eski Ermeni evinin 85 metrekare olduğu ve sahibinden doğrudan satışa çıkarıldığı belirtilmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı topluluktan Hemşin şarkıları sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.